3 yeni mesajınız var. Birinci yeni mesaj. Merhaba Sydney, ben Clay Franklin. Geçen hafta bizim ihtiyar Clyde'ın kurtardığı bacağının çeki postada. Gayet iyi. Ve restoranda görüşürüz. İkinci yeni mesaj. Merhaba hayatım, benim annen. Yemeğe gelmeyi düşünüyor musun diye merak. Üçüncü yeni mesaj. Sydney, en kısa sürede gelmen gerekiyor. Sorun Chelsea'de. Ona bir bak, ona ne yaptılar bilmiyorum ama hiç iyi değil. Suratı paramparça ve kanıyor. Sydney, buraya gelmelisin. Başka yeni mesaj yok. Evet. Spencer, Sydney Stevens. Yolda mısın? Onlar daha fazlasını yapmadan gelse niye edersin? Bekleyemeyiz Sydney. Yolda mısın? Spencer, sakin ol. Sakin olmamı söyleme. Bu büyük bir şey. Beni dinleyen tek kişi sensin ve bunu görmelisin. Çok üzgünüm. Benim hatamdı bebeğim. Böyle olmamalıydı. Mümkün olduğunca çabuk geldim Spencer. Evet ama mümkün olduğunca çabuk olmadı. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Tanrım, herkes gidiyor. Niye kalsınlar ki? Spencer. Acı çekmesine dayanamıyorum. Bunu yapma. Gözlerimin önünde ölüyor Sydney. Ölüyor, değil mi? Düşündüğüm gibi. Tamam bak, izin ver de ona bir bakayım, olur dinle, mu? Dinle, acı çekmesine izin vermeyeceğim. Ne zamandır bu halde? En fazla bir saattir. Yem vermeye geldiğimde sendeliyordu. Seni de o zaman aradım. 20 dakika önce yere yığıldı ve böyle solumaya başladı. Ne olmuş olabilir? Seni söylemeni umuyordum. Evet ama ben... Hiç böyle bir şey görmemiştin değil mi? Evet ben de. Bu kesinlikle doğal değil. Buraya gelip ona bizzat enjekte ettiklerini sanmıyorum. Burayı hep sıkıca kilitlerim. Gelmiş olamazlar. Öyle olmayınca belki bir şekilde suya katmışlardır. Dur. Kim? Ne kim? Ona enjekte ettiklerini söylediklerin kim? Hayır, gelip enjekte etmediler. Gelen suya karıştırmış olmalılar dedim. Peki suyla? Suyla gelen şey ne? Onlar... Oh, Tanrım Spencer, bu bir tür virüs olmalı. Virüs mü? Evet. Evet, ne olduğunu biliyorum. Bulaşıcı demek. Kesinlikle. Bu ne virüsü biliyor musun? Bilmiyorum. Tanrım, sana ne diye para Bak, ödüyorum? Bak, bunu çözeceğim, tamam mı? Lütfen tüm hayvanlarımı öldürmeden çözer misin? Planım öyle, evet. Evet, ben Sydney. Merhaba Clay. Old Bright mı? Durumu nasıl? Belirtiler ne? Ne kadar dayanabildi peki? Spencer, bekle. Sydney. Bana karşı hep açık oldun, bunu takdir ediyorum. Ama ya burada kalırsın ya da gidersin çünkü buna Spencer, mecburum. Spencer, bekle. Sydney, beni atıma yapmam gerekeni yapmamaya ikna etmeye çalışmayacaksın. Anlaşıldı mı?
Seni seviyorum bebeğim. Sanki daha önce kimse görmemiş. Saat 11. Diyarbakır çiftçi Mike Wood'un gizemli ölümünü incelemeye devam ediyoruz. Hastalığın nereden geldiğini veya Diablo'ya nasıl ulaştığını söyler misiniz? Hayır, olamaz. Bu iyi bir soru. Ancak kesin nedenini henüz bilmiyoruz. Bir boşluk arıyor. Evet, buldu, devam ediyor. Bakıyor, sıkıştı ama yine de başardı. İnanılmazdı. Yardım edebilir miyim? Evet, adli tıp doktoruyla konuşmalıyım. Doktor Green burada şu anda odasında ama ziyaretçi kabul etmiyor. Mesai saatleri içinde randevu alabilirsiniz eğer... Bu ne zaman oluyor? Yarın 9'la öğle arası. Hayır, onu bu gece görmeliyim. Hanımefendi, bu seçenek dahilinde değil. Yardımcı olabileceğim bir şey mi? Sanmıyorum. Green'in odası nerede? Ama bakın, dediğim gibi ama... Lütfen, affedersiniz. Affedersiniz. Affedersin hanımefendi, oraya giremezsiniz. Green, sen misin? Bakın hanımefendi. Bana çiftçiyi göster. Televizyonda gösterdikleri suratındaki damarlar patlamış adamı. Basından mısın? Hayır, veterinerim. Sorun yok Brian. Doktor Janet Green. Sydney Stevens, memnun oldum. Onu görebilir miyim? Tabii. Bu aynı şeyse virüs olduğunda hemfikiriz, değil mi? Kesinlikle. Ama gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor. Karısı onu öğle saatlerinde bulmuş. Al. Evet, teşekkür ederim. Sabah 6'da sürüsüne bakmaya gittiğini söyledi. O zaman 12 saat içinde 3 vaka eder. 3 mü? Evet, 3. Anlamıyorum. Diğer çiftliklerde 2 at öldü. Oh. Aman tanrım. Aynı mı görünüyor? Evet. Ama gördüğümden çok daha ileri. Bu kadar hızlı yayılmasını anlayamıyorum. Karısı çiftlikten hiç çıkmadığından emin mi? Anlayamıyorum. Gözlerde, ağızda ve burunda kanama. Ebola mı diye düşündürüyor. Hayır, aslında değil. Çünkü kasılma ve felç var. Ki bu batın il ensefalitine daha çok benziyor.
Ne fark ettin? Tamamıyla çürümüş. Hem de birkaç saatte. Bir fikrim var. Nedir? Hastalık kontrol merkezini arayalım. Evet, arayalım. Brian, bir telefon etmeni istiyorum. Hastalık kontrol merkezi. Merhaba, ben Doktor Janet Green, Diablo adlı tıp doktoru. Burada bulaşıcı virütik bir hastalık var. Kasabanın eteğinde bir kontrol noktası kuracağız. Sivil nüfus içinde paniğe neden olmak istemiyoruz. Fazla dikkat çekmeyelim. Bütün bölgeyi kapatacağız ve şu an itibariyle %100 karantina altında. Doktor Green hanginiz? Doktor Green benim. Bu durumda siz de Doktor Stevens oluyorsunuz. Evet.
Ben Brian Johnson. Ne iş yaparsın Brian? Doktorun sekreteriyim efendim. Çok etkileyici. Doktorlar konuşmalıyız. Buraya çabuk gelmişsiniz. Hızlıyızdır. Hastalık kontrol merkezi siz onlara ulaşır ulaşmaz bizi aradı. Size şahsen mi ulaştılar? Bu birimin baş medikal subayı olarak evet. Diğer bölgeleri korumak için bizden tam karantina istediler. Peki ya bu bölgenin korunması? Ne oldu ki? Demek istediği yüzbaşı, bu bölge halkının karantinaya alınmaktan pek hoşnut olmayacağı. O beni ilgilendirmez Doktor Stevens. Ama ilgilendirecek. Hastalık kontrol merkezi bu şeyi daha teşhis bile etmedi ama hemen karantina mı başlattınız? Doktor Green, sizden ve Doktor Stevens'tan karantinada bizi desteklemenizi isteyeceğim. Yayılmadan önce bu virüsü durdurmamızın ne kadar önemli olduğunu siz herkesten iyi biliyorsunuz, öyle değil mi? Doğru. Evet. Tamam o zaman. Ben de tam... Biliyor musun Brian, bu niteliklerinle seni istihbaratta kullanabiliriz. Sahi mi? Doktor Green? Karantina bölgeye giriş ve çıkışların güvenli olduğuna karar verilir verilmez karantina kaldırılacak. Karantina yetkilisi karantina ve önlem kanunu gereğince karantinayı uygulamaktadır. Bu konudaki sorularınızı mobil komuta merkezlerinden halkla ilişkiler subayına iletebilirsiniz. Tekrarlıyorum, lütfen telaşlanmayın. Her zamanki gibi günlük işlerinizi yapın. Karantina kaldırıldığında genel bir duyuru yapılacaktır. Lütfen telaşlanmayın. Her zamanki gibi günlük işlerinizi yapın. Birleşik Devletler Ordusu işbirliğiniz için teşekkür eder. Anlamıyorum. Ne olduğunu bilmiyorlarsa bizi neden hayvanlar gibi buraya hapsediyorlar? Nedeni tam olarak bu Clay. Bak, bu çok basit. Bunun nedenini öğrenene kadar diğer hayvanlara ve insanlara bulaşmasını göze alamayız. Yani küçük inkübatörlerimizde oturup bir şeyler yapmalarını bekleyeceğiz. Hayır, sadece zaman tanıyorum. Bu insanlar sorunu çözmek için geldi. Biraz zaman verelim. Verilecek zaman yok. Atımı ne çabuk götürdü bilmiyor musun? Tekrar ediyorum. Devlet ne yapacaksa yapmasına izin vermeyiz. Sorunumuzu çözmek için mi? New Orleans'ta çözdükleri gibi mi? Öyle mi? Three Mile Adası'nda çözdükleri gibi mi? AIDS gibi mi? İşi abartıyorsun Clay. Eve gidip araştırma yapıp sana cevap bulabilir miyim bir bakacağım. Ne dersin? Bir şeyler öğrenince haber verecek misin? Çatıya çıkıp bağırırım. Diablo sakinleri. Saat sabah 9 itibariyle yetkili komutan General Matthews'un emriyle bölgenin karantinaya alındığını bildirmek isteriz. Lütfen telaşa kapılmayın. Her zamanki gibi günlük işlerinizi yapmaya devam edin. Bu uygulama bölge sakinlerinin güvenliği için yapılmaktadır. Karantina bölgeye giriş çıkışların güvenli olduğuna karar verilir verilmez karantina kaldırılacaktır. Karantina yetkilisi askeri karantina ve önlem kanunu gereğince karantinayı uygulamaktadır. Bu konudaki sorularınızı mobil komuta merkezindeki halkla ilişkiler subayına iletebilirsiniz. Şimdi tekrarlıyorum. Lütfen telaşlanmayın. Her zamanki gibi günlük işlerinizi yapın. Karantina kaldırıldığında bir genel duyuru yapılacaktır. Tekrarlıyorum. Her zamanki gibi günlük işlerinizi yapmaya devam edin. Karantina kaldırıldığında bir genel duyuru yapılacaktır. Birleşik Devletler Ordusu işbirliğiniz için teşekkür eder. Oradaki askerler sivillerin canını sıkacaklarına körfezde savaşıyor olmalılar. Bak bu doğru. Bu şey işimi batırıyor.
Bu da ne? Görüşme yapmak istiyorsanız kapatıp tekrar deneyin. Neler oluyor burada? Yardım edebilir miyiz Doktor Stevens? Kim olduğumu biliyor musunuz? Bir şey mi lazım? Evet, şehre gitmeliyim. Neden kimseye ulaşamadığımı öğrenmek istiyorum. Kablolu ve kablosuz iletişim geçici olarak kapatıldı. Çok üzgünüm. Anlayamadım. Kablolu ve kablosuz iletişim geçici olarak kapatıldı. Peki kimin emriyle? Hanımefendi, birine ulaşmanız gerekiyorsa... Kimin emriyle dedim? General Matthews, hanımefendi. Şunu soracağım kahraman asker. Belinde asılı duran iletişim cihazı da geçici olarak kapalı mı? Hayır efendim. Onu aç ve Yüzbaşı Riley'i ara. Onunla ve General Matthews'la konuşmalıyım. Doktor Stevens, hadi ben... dedim. Yüzbaşı Riley sizinle görüşebileceğini söyledi. Tamam, düşündüğüm gibi. Ben Doktor Stevens. Telefon hatları neden kesik? Doktor Stevens, sizi görmek güzel. İçeri gelin, sıcakta durmayın. Cevap verecek misiniz? Tabii vereceğim doktor. Şimdi lütfen gelin. Bir dakika izin verin. Beyler. Doktor Stevens. Hatlar neden kesik? Jeff Matthews. Sormadığınızı biliyorum ama adım bu. Neden sorumu yanıtlamıyorsunuz general? General de diyebilirsiniz tabii. Bakın doktor, ben sosyal toplumun temel adetlerini ihmal edecek biri değilim.
Kriz bir yana birbirimize karşı medeni olmalıyız. Haksız mıyım? Ben elinizi sıktım, kendimi tanıttım ama bana tedavi ettiğiniz bir köpekmişim gibi havladınız. Havlamak istememiştim. Ama bölge halkının bu karantina yüzünden korktuğunu ve bunu onlara... haklı gösterebilecek tek kişinin ben olduğumu söylemek zorundayım. Ve Doktor Green, evet. Yani burada iki arkadaşınız var. Ha doktor, arkadaş edinmeye gelmedim. Ama bölge halkının dört bir yanı arayıp büyük bir paniğe neden olmalarını da istemem doğrusu. Mesele bu mu yani? Tam olarak evet. Bölge dışındakilerle konuşmaya hakkımız olmadığını mı düşünüyorsunuz? Açıkçası doktor, haklar beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren şey buradaki hastalığın Santa Fe'ye veya Albuquerque'ye yayılmasını engellemek. Hayvanlar ölüyor general. Ve insanlar da doktor. Kesinlikle. Doktor Green'le bu semptomları dışarı ulaşamadan nasıl araştırmamızı beklersiniz? Beklemiyorum. Çabalarınıza minnettarız doktor ama işiniz bitti. Biz devralıyoruz. Bu saçmalık. Ha, dünyama hoş geldiniz doktor. Şimdi mahsuru yoksa işlerimiz var. Doktor. Dokunma. İnanmasanız da doktor, iyilik yapmaya çalışıyoruz. Öyle mi? Peki kimi? İnsanlığa tabii. Size bir şey söylemeliyim. Ben veterinerim. Doktor Green. Doktor Green. Doktor Green. Tamam, geçin. Diğer odaya götürün. Split palm skin on both your hands.
Merhaba. Merhaba. Kim var orada? Merhaba. Merhaba. Başka nereye gideceğimi bilemedim. Neden söz ediyorsun sen? Seni, o şok cihazını bırak. Evimde lütfen. Evimde ne arıyorsun Spencer? Bak, o şok cihazını lütfen bırak. Oldu mu? Tanrım. Bak, hiç havamda değilim, hadi cevap ver. Her yerdeler, peşimdeler. Kim? Ordu. Onları görüyorsun değil mi? Tabii görüyorum. Üzgünüm Sidney. Çok üzgünüm Sidney. Onlardan yeterince uzaklaştığımı sandım. Ama beni buldular. Büyük babamla babamın atom bombası yıllarında yaptıklarından, gördüğüm onca şeyden sonra sonunda beni susturmaya karar verdiler. Ama onlardan korkmuyorum. Bildiklerimi anlatmaktan korkmuyorum Sidney.
Sandviç falan yapabilir miyim? Çok açım da. Tabii, sorun değil. Evet, harika. Bıçağın var mı? Köşede. Tamam, açıkla bana. Su yüzünden. Su mu? Hı hı. Bu eski bir yerleşke Sidney. Herkesin evinin arkasında hala kullandığı kuyuları var. İçme suyu olarak o kuyu sularını içen hayvanları düşün. Ha? Evet, yani. Yani bu mükemmel bir dağıtım sistemi. Ne dağıtımı? Virüs. Pekala, diyelim ki bu virüs bir şekilde suya girdi ve kuzeyde bir yerlerden geliyor. Hayır, hayır, hayır. Bir yerden değil. Tam kasaba sınırından. Bak, daha uzağa gitmelerine gerek yok. Diablo bölgesi Birleşik Devletler'de nüfus yoğunluğu en az olan bölgedir. Çalılıklardan ve pis çiftçilerden başka bir şey yok. Tabii bir de tatlı veteriner. Sen neden söz ediyorsun? Biz mükemmel bir test sahasıyız. Binlerce ölümün üzerine örtmek zor. Ama birkaçının sadece biraz ustalık ister, o kadar. Yani bunun askeri bir deneme olduğunu mu söylüyorsun? Sana şunu sorayım. Morg doktoruyla beraber hastalık kontrol merkezini aradığınızda ordunun gelmesi ne kadar sürdü? Ne kadar? En fazla yarım saat sürdü. Yarım saat? Bu çok hızlı bir tepki süresi değil Bu mi? Bu iyi bir şey. Evet, ve iyi şeyler olmalıydı. Ama öyle olmadı. Telefon etmenizi bekliyorlardı. Peki ama neden? Neden mi? Çünkü biz labirentteki fareleriz, bu yüzden. Kimyasal veya biyolojik saldırıya müdahale becerilerini sınıyorlar. Müdahale süresini test ediyorlar. Ne iddia ettiğinin farkında mısın? Devletimizi tam olarak neyle itham ettiğinin farkında mısın sen? Bu adiliğin gayet farkındayım. Evet, lisanımı bağışla. Bak, sadece gerçekse doğru sınanabilir. Gerçek olmak zorunda. Sana asıl gerçeği söyleyeyim. Morgu dolduran ceset torbaları. Gerçek bu işte. Tanrı bilir bu şey daha kaçımıza bulaştı. Su kaynağını kirletiyorlar. Hayvanların etkilenmesinin ne kadar sürdüğüne bakıyorlar. İnsanların etkilenme süresine, insanların tepki verme süresine, ne kadar çabuk müdahale ettiklerine de bakıyorlar tabii. Masum Amerikalıları öylece öldüremezler. Ne? Masumiyet tartışılabilir. Bak, sana ülkenin bu bölgesinin geçmişini hatırlatabilir miyim? Bu eyalet arkası gelmeyen nükleer testlerin merkezi. Bu onlarca yıl önceydi. Öyle mi? Peki şunu sorayım. Yanılıyorsam, kafayı o kadar yediysem neden tüm iletişimi kestiler? Senin gibiler yüzünden. Palavra. Palavra. Bir Amerikalı olarak telefon edemiyorum. İnternete giremiyorum. İnternete gireceğinden falan değil ama neden bahsettiğimi anlıyorsun değil mi? Söyler misin, bu bilgileri nereden alıyorsun? Söyle, bu fikirlerini neye dayandırıyorsun? Kanıt lazım. Komplo teorisi değil. Söyle, bunu nereden biliyorsun? Ve nasıl? Bunu sana söyleyemem. O zaman git artık. Sidney, kalmama izin vermelisin. Şu anda evimi arıyorlar. Buraya geldiğimi görmediler. Dönerken de görmemeliler. Olmaz. Gerçekten buraya arabayla bile gelmedim. Araç almadım, ormandan geçtim. Bak Sidney, beni görürlerse öldüm demektir. Anladın mı? Beni hemen öldürürler. Boş versene.
Generali görmeye geldik. Bayım, burası yasak bölge. Lütfen arabanıza dönün. Bak. Evet, bunu anlıyorum. Sorun çıkarmak istemiyoruz. Ama generali görmeliyiz. Telefonlar kesik, postaneler çalışmıyor. Dış dünyaya ulaşamıyoruz. Neler olduğunu bilmek istiyoruz. Bu virüsle ilgili kötü bir şeyler varsa bunu bilmeyi hak ediyoruz. Haksız mıyım? Buradan kimseyi geçirmemek için emir aldım. Bak, Sidney Stevens generalle görüştüğünü ve buraya kapatılmamızdan onun sorumlu olduğunu söyledi. Öyleyse dinlenmeyi hak ediyoruz. Onunla konuşmak hakkımız. Lütfen. Bayım, uzaklaşın dedim. Ne yapmamızı bekliyorlar ha? Hayvanlar gibi dikilecek miyiz? Şu kapıları açın da bırakın geçelim. Lütfen uzaklaşın. Hayır, kapıları aç, geçmemize izin ver. Dinlenmeyi hak ediyoruz. Bayım, çekilin. Bölgeyi boşaltır mısınız? Hayır, bunlar saçmalık. Konuşmak bayım, hakkımız. Çekilin aç dedim. Şu kapıyı. Bakın, çekilin bayım, dedim. Bayım, arabalarınıza bayım, dönün. Geri bırak, çekilin dedim. Geçelim dedim. Biz düşmanınız değiliz. Bayım. Hemen arabalarınıza binip eve dönün. Arabalarınıza binip eve dönün hemen. Bu saçmalık. Eve dönün. Orada, hey, orada. Hey, ateş etme. Yüzbaşı Riley ile konuşmaya geldim. Lütfen, sadece Yüzbaşı Riley ile konuşacağım. Onaylanmadan içeri kimse giremez. Beni tanıyor. Sorun yok asker, al onu. Brian, senin için ne yapabilirim? Bu adam tam bir baş belası. Evet, işinde iyi olmasının sebebi bu. İyi misin Brian? Hayır, değilim. Onun için geldim. Bugün hep bitkindim. Büyük ihtimalle endişedendir. Bu şartlarda normal. Elinizde aşı olduğu söyleniyor. Yani kasabada öyle söylüyorlar. Aşı geliştiriyor musunuz? Bakın, boş dedikodulara kapılmak hoşuma gitmez ama... Anlarsınız... Aşı var mı? Geliştiriyor musunuz? Brian, bu çadırın içinde olanların burada kalması gerektiğini anlaman gerekiyor. Çok fazla delikodu dolaşıyor, anlıyor musun? Kimseye söylemeyeceğime söz veriyorum efendim. Denek olarak size kendimi sunuyorum. Üzerimde deneyin, bunu kimse yapmaz. Kolunu ver. Acıtacak mı? Acıtmayan bir aşı duydun mu? Sadece bir dakika acıyacak. Bir dakika mı? İşte o oldu. Bunu tut. Teşekkür ederim yüzbaşı. Orada saçmalamayı kesip kalkar mısın lütfen? Burada rahatım. Rahatmış gibi mi yapacaksın?
Hayır, hiç rahat değil. Ama gerekli. Spencer, bu karmaşa bittiğinde seni deli doktoruna göndereceğim. Evet, ne gün olur ama. Yabancının birine kafamı kurcalatacağım gün asla gelmeyecek. Bu gece kafanı bana açtın ama. Bu farklı. Sana güveniyorum. Bir tek sen varsın. Hayvanlarına yardım ediyorum o kadar. Neden sadece bir tek benimle konuşuyorsun? Biliyorsun. Hayır. Çünkü sen dinliyorsun. Gerçekten dinliyorsun. Düşüncelerim yüzünden beni yargılamıyorsun. Üstelik çatlak bir tip olmak zor bu kasabada. Umrumda olsa utanç verici derdim. Ne oldu? Biri bizi izliyor. Oh Tanrım. Tamam. Düşün Spencer. Tamam. Şimdi beni dinle. Ormana doğru gideceğiz. Orman buradan Rodrigo'ya kadar uzanıyor. Orası saat diliminin öbür ucunda. Araya duvar öremezler ya. Oraya ulaşabiliriz. Tamam Spencer. Birkaç saat alır ama... yapabiliriz. Bu kadarı yeter. Ne yapıyorsun? Ne? Yanlarına gidemezsin. Spencer, bu adamın bana söyleyeceği bir şey varsa onu dinleyeceğim. Meşhur son sözler. Peki söyleyen kim meşhur oldu? Düşündüğüm gibi. Tanrım. Tanrım, bu iyi değil. Bu hiç iyi değil. Bu çok kötü. Tanrım, hayır. Ne bu, oyun falan mı? Bu kadar yeter artık. Tanrım! Tanrım, ödümü kopardın Spencer. Demek ödünü kopardım. Alay mı ediyorsun? Dışarıda yüzü olmayan biriyle uğraşıyorsun. Ödünü koparansa benim, öyle mi? Kim olduklarını görmek istedim. Ha, gerçekten mi? Kim olduklarını görseydin ölmüş olurdun. İçin üzgünüm. İşimizdeler mi? Evet. Yetişiyorlar mı? Evet. Lanet olsun. Şimdi inanıyor musun? We'll be right back.
yapıyorsun? Kellemizi kurtarıyorum. Hemen inin. Hemen dedim. Lanet olsun. Gidip adamları alın. Hayatta kalma uzmanı Gazi bozuntusu. İyi misin? Evet. Nefesim toplar toplamaz. Zamanımız yok. Devam etmeliyiz. Hadi. Bunun arkasında ne var biliyor musun? Ağaçlar ve vadiler. Ağaçlarla vadilerin arkasında. Başka ağaçlar ve vadiler. Evet, gece boyunca bu şekilde gideceğiz. Tamam Spencer, diğer tarafında ne var? Rodrigo County. Devam edersen gün doğarken vararız. Tanrım. Harlington yolun ilerisinde. Hayır, daha Harlington'a gidemeyiz. Teşhis edilmeden olmaz. Riske atacağımız hayatları düşün. Tanrım. Aman Tanrım, seni gerizekalı. Gerizekalı. Ne oldu? Müdahale süresini ölçmüyorlar, silah test ediyorlar. Ne? Biyolojik silah, mükemmel silah. Virüsün yayılma hızına baksana. Birleşik Devletler kendi halkı üzerinde silah testi yapmaz. Gerçekten mi? İnansan iyi edersin bebeğim. Çünkü ordu geliyor. Onları canlı istiyorum. Yaklaşıyorlar. Gidelim. Spencer. Ne yapıyorsun? Gidelim bu taraftan hadi. Spencer, ne yapıyorsun dedim. Gözetlemeye devam et. Tamam. Ne yaptığını söyler misin? Gözetlemeye devam et. Not yazmanın bize faydası olacağını sanmıyorum. Hadi, hadi gidelim artık. Bana bir saniye ver. Gidelim. Gidelim. Evet, evet, evet. Bunu kaybetme. Git. Nedir bu? İkiniz tepeye çıkın. İkiniz de sola gitsin. Ne olduğunu söyler misin? Bunu kaybetme. İhtiyacın olduğunda bakarsın. Ne olduğunu bilmeden ona ihtiyacım olduğunu nasıl bilebilirim? Seni doğruca karantinanın dışına Rodrigo'ya çıkaracak. Spencer, itiraf etmeliyim. Burada ters bir şey döndüğünden hala emin değilim. Demek öyle ha? Madem ters bir şey yok, gerçek neden saklanıyor? Gerçek tüm dünyayla paylaşılmalı. Tamam. Koşun.
izle ayrılacağız. İkisi buraya geliyor. İşaretimle kaç. Orada, orada. Ne yapıyorsun? O hep yanında mıydı? Ne olur ne olmaz diye aldım işte. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Gel buraya, gel bu tarafa. Bu tarafa git. Hayır. Kaç. Çabuk. Stevens'ı bulduk değil mi? Tamam. Bırak. Hadi tamam. Spencer. Spencer. Sorun yok, sorun yok. Ben General Matthews, iyisiniz. Spencer'a ne olacak? Onunla ilgilenilecek. Neyse ki sizi bulduk, hadi. Kaldır onu. Bırakın. Bırakın beni. Hadi. Sen sakin ol. Hayır. Gidiyoruz. Bırakın. Spencer'a ne yaptınız? Onun için endişelenmeyin. İlgilenilecek. Adamlarınız neden bize ateş etti? İnanın ateş etselerdi burada duruyor olmazdınız. Yüzbaşı Riley'e verdiğim emirler çok açıktı. Siz hedef değildiniz. Komik, bana öyle geldi. İtiraf etmek canımı sıksa da yanılmışım. Yardımınız lazım. Bu en azından benim için artık çok açık. Ne için? Siz mantık demeksiniz. Halk size güveniyor. Korkularını yatıştırmak için elimizden geleni yapmalıyız. Bunu nasıl başaracağım söyler misiniz? Aşı mı geliştirdiniz? Aşı var mı? Onlara ne diyeceğim ben? Doktor, sizinle açık konuşacağım. Bu virüs gücünü dörde katlamış durumda. Mutasyon geçiriyor. Her bulaştığı kişiyle daha da ölümcül oluyor. Böyle bir şey halka avucuna aldığı zaman sinirler bozulabilir. Özellikle de tutarsız insanlar için. Spencer Walters gibi. Kesinlikle, evet. Spencer sadece kendini savunuyordu. Evet, onu bu gece vurduğu adamı anlatın. İyi bir askerdi. O nefsi müdafaaydı. Öyle mi? Spencer'ı ne kadar tanıyorsunuz? Siz ne kadar tanıyorsunuz? Emrim altında görev yapmıştı. Spencer orduda mıydı? Evet. Havacıydı, özel kuvvetlerde, benim birliğimde. Parlayan bir yıldızdı. Ama sonra bir gün kaçıp gitti. Birkaç yıl izini sürdük. Angola'da Kübalılara çalıştı. Peru'da Işıldayan Yol'la, Filipinler'de Ebu Şayaf'la. Amerikan dış politikasına karşı çıkan herkesle yani. Sonra da radardan kaybolmuştu. Şimdiye kadar. Terörist miydi? Veya özgürlük savaşçısı. Bakış açınıza bağlı. Bunlar gerçekten çok ilginç general ama ilgisini anlayamıyorum. İlgisi şu bayan Stevens. Spencer dışarıda sonunda olmasını umduğu, devrim için ona öğrettiğim becerilerini bileyip silah ve strateji geliştiriyordu. İlgisi şu doktor. Bu Spencer Matthews çok becerikli, fanatik ve çok tehlikeli bir adam. Walters. Affedersiniz. Walters, ismi Spencer Walters. Bakın. Spencer Walters, Spencer Matthews olarak doğdu. O benim oğlum.
Sidney nerede? Doktor Stevens emin ellerde. Birleşik Devletler hükümetinin elindeyse emin ellerde değil demektir. Gerçekten çok alaycısın değil mi? Yaşamamı sağlıyor. Öyle mi? Galiba seninle ortak noktamız bu. Sakın kendini benimle kıyaslamaya kalkma. Asla kalkmam. Oturup bekliyor ve saklanıyor. Siz onu unutana, aramaya son verene kadar saklanıyor ve sonra saldırıyor. Ne düşüneceğimi bilmiyorum. Size bunlardan bahsetmemesine şaşırdım doğrusu. Epey zamandır tek konuştuğu insan sizdiniz. Hayır general, anlatmamıştı. Özür dilerim, hazmetmem gereken çok şey var. Yıllardır tanıdığım bu adam tuhaf ama tatlı komplo terörcüsü değil. Tanıdığım adam değil. Eski bir ordu komandosu, oğlunuz ve bir terörist, öyle mi? Sizi anlıyorum. Kendinizi benim yerime koyun. Çok başarılı biriyim Bayan Stevens. İşimde çok iyiyim. Ve bu yüzden işte Pentagon'daki üstlerim ülkemi koruduğum için beni onurlandırdılar. Şimdi bir an hayal edin. Tek oğlumun bu ülkeye zarar vermek istemesi bana neler hissettirir sizce? Hissettiğim utancı bir hayal edin. Son 10 yıldır oğlumu arıyorum. Sizce ne hissediyorum bir baba olarak? Bakın, yıllardır hiçbir şey yapmadıysa belki de... Aman Tanrım. Virüs. Çıkmak istiyorum. Finley Spencer, gün ışığını bir daha görmeyeceksin. Beni tehdit mi ediyorsun? Sadece gerçeği söylüyorum. Beni tehdit ediyorsun. İstiyorsan öyle gör. Zaten öyle göreceksin. Canın cehenneme Mitch. Benim mi? Yok yok yok. Oraya sen gidiyorsun. General Matthews'u görmek istiyorum. Hemen babamı görmek istiyorum. Öncelikle talepte bulunacak durumda değilsin. Ayrıca o şu anda küçük veteriner dostluğunla meşgul. Ona ne yapıyor? Ona bilgi veriyor. Ne demek bu? Neler anlattığını öğrenmeye çalışıyor. Verdiğin zararı onarıyor. İyi misiniz? Bu olanlar... Biliyorum. Hazmetmek için çok fazla. Bunun için üzgünüm. Ama gerçeği bilmeniz daha iyi. Gerçeği. Evet. Ne? Yok bir şey. Daha önce söylediği bir şey çok tuhaftı. Spencer mı? Ne söyledi? Şöyle söyledi. Ters bir şey yoksa gerçek neden saklanıyor? Gerçek dünyayla paylaşılmalı demişti. Yani halk bunları öğrenmeli, öyle değil mi? Sana ne olacak Spencer, bilmiyorum. Sence sana ne olacak? Herhalde icabıma bakacaksın Mitch. Bak, sözlerime inan. Gerçekten hiç seçeneğim yok. Bilirsin Spencer, ülkemizi korumak adına yapmak zorunda olduğum bazı şeyler var. Beni uyutacaksın. Yüce Tanrım, gerçekten paranoyaksın değil mi? Daha önce hiç aşı görmedin mi? Bu aşı değil, gayet iyi biliyorsun. Tanrı aşkına sakin ol. Biraz sakin ol, tamam mı? Hey, bir doz vermeme izin ver. Hey, gel buraya. Ha,
Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol diyorum. Dur, kımıldama. Şimdi kımıldama. Kımıldama yoksa seni vururum, tamam mı? Canın cehenneme Mitch. Canın cehenneme. Durun. Brian. Evet. Yine aşıyı test etmek için gönüllü oldu. Ve? Anlaşılan pek başarılı olamamışız. Henüz yani. Ama üzerinde çalışıyorsunuz. Şey, bu yüzbaşı Riley'nin alanı. Diğerlerinden kötü görünüyor. Genetik mutasyon olabilir veya... Veya ne? Aşının virüsle karışması süreci hızlandırıp kötüleştirmiş olabilir. Ne yapıyorsunuz? Kapıya kadar size eşlik edecektim. Bence şövalyelik aşamasını geçtik. Haksız mıyım? Size iyi geceler doktor. Teşekkür ederim. Evet. Yine aşıyı test etmek için gönüllü oldum. Ve? Anlaşılan pek başarılı olamamışız. Ama üzerinde çalışıyorsunuz. O yüzbaşı Riley'nin alanı. Beni görürlerse öldüm demektir. Anladın mı? Öldüm demektir. Gerçeği neden saklıyorlar? Gerçek dünyayla paylaşılmalı.
yok bir şey. Şey ya, Spencer'ın söylediği bir şey çok tuhaftı. Spencer? Ne? Ne dedi ki? Şöyle söyledi. Bir terslik yoksa gerçek neden saklanıyor? Gerçek dünyayla paylaşılmalı demişti. Spencer kendini savunuyordu. Onu bu gece vurduğu adama söyleyin. Spencer'ı ne kadar tanıyorsunuz? Siz ne kadar tanıyorsunuz? Müdahale sürecini ölçmüyorlar, bir silah deniyorlar. Spencer Matthews oldukça yetenekli ve tehlikeli biri. Acı çekmesine göz yummayacağız. Onu bir şekilde suyla getir. Birleşik Devletler kendi halkı üzerinde silah denemez. Bana inanmalısınız. İnansa niye edersin? Çünkü ordu geliyor. Hayır Spencer. Gece Rodrigo'dan korkunç bir kaza haberi geldi. Diablo County veterineri Sidney Lynn Stevens yoldan çıktığı anlaşılan kamyonetinin içinde bulundu. Ve şimdi dünya haberleri. Afganistan'ı Pakistan'dan ayıran dağlık bölgede gizemli bir virüs hayvan sürülerini etkiliyor. Merkezi sinir sistemine saldırıp damarların patlamasına neden olan hastalıktan ilk olarak keçiler ölmeye başladı. Benzer belirtilerle ölen bir ve diğer şüpheli iki ölüm nedeniyle yetkililer endişeliler. Beklenmedik bir gelişmeyle Pakistan'da konuşlanmış El-Kaide lideri olduğu düşünülen Muhammed Şerif de anlaşılan bu hastalıktan etkilenmiş durumda. Geri döndüğümüzde Venezuela'da seçimler, spor ve hava durumu. Baba bak, durabilir miyiz? Lütfen baba. Lütfen. Tamam, tamam. Aa, gel, gel. Gel. Bakarız.